Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda sizlere elle kılavuz çekmeyi göstereceğiz. Elle kılavuz çekerken, elle kılavuz çekme takımları vardır. Üçlü set halinde satılırlar sektörde. Bunların üzerinde de numaraları vardır sırayla. Bunlar ağızları biraz silik, daha sonrasında biraz daha diş olan ve daha dişi erken başlayan, yani konikli daha az olan üçüncü kılavuzdan oluşur. Üçlü sette şu şekilde çizgiler vardır üzerinde. Birinci çizgi örnek veriyorum. Şu şekilde. Bu birinci çizgimiz. Örnek veriyorum. Bu ilk numaramız demek ki. Hem konikliği de var burada. En konikliğimiz. İkinci çizgimiz var şurada. Daha sonrasında üçüncü de konikliği daha az olan da en son olan da son form verecek de. Gördüğünüz gibi çizgi yoktur. Gerek de duyulmamıştır hani. 1, 2 ve çizgi olmayan 3 olarak yapılmıştır. Şimdi ben ilk çizgi olanı alıyorum. Kılavuz kolumla. Daha sonrasında gönyeli bir şekilde ilk azlatma yapıyorum. Geliyorum buraya. Şurada şöyle bakacağım şimdi. Doğru mu yapıyorum diye. L gönyeyle bakıyorum. Buradan. Şurada hatta şunu şöyle biraz ağzıma vereyim şöyle. Şöyle gelip düzgün olup olmadığına şuradan bakıyorum gönyeyle. Şurasının güzel olduğunu görüyorum. İki yerden bakmanız yeterli, yani 90 dereceden, örneğin bir buradan ve diğer tarafından, şuradaki diğer tarafından bakmanız yeterli. Şu şekilde bakmanız yeterli 90 derece. İyi olduğunu görüyorum. Biraz da tecrübe tabii bunlar bir yerden sonra. Çok oynatmadan çekiyorum şu an. Başladım. Zaten çekerken bunu ben her yerden eşit kuvvet geliyorsa döndürürken bir sıkıntı olmadığında anlamış oluyorum. Bu şekilde gidiyor kılavuzum. Biraz gittikten sonra geri çekiyorum. Yağ kullanabilirsiniz burada. İşinizi kolaylaştırır. Şu an yağ kullandım. Daha rahat kesim yapıyor. Bu şekilde kılavuzu talaşını kırıyorum geri doğru. Bu şekilde kılavuzumu devam ettiriyorum bir numara olarak. Yeteri kadar çektikten sonra ne kadar istiyorsunuz? Değil, ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi 2 numaraya geçiyorum. 2 numara için buradan 2 numara için gönyeye ihtiyacım yok. Çünkü bir yolumuz, bir kılavuzumuz var artık. Eğer çok darsa, deliğiniz boyu kılavuzun boyuna çok yakınsa da içini temizlemeniz gerekiyor. Çünkü talaş içine doluyor, bilginiz olsun. Bir söküp boşaltabilirsiniz. Sökmenizde bir mani yok çünkü ağızlanmış. Veya da dikkatli bir şekilde havayla yapabilirsiniz ama çok dikkat etmeniz lazım. Koruyucu kullanmanız lazım. Daha sonrasında geliyorum. Diğer ağızlatılan yeri buluyorum. Şu şekilde rahat ağızlattığını görmem lazım gördüğünüz gibi. Rahat ağızlatıyor. Talaşını biraz kırarak rahat bir kesim bu şekilde. Kilebilirdik. Daha sonrasında son formu veren bizim üçüncü kılavuzu alıyorum. Ve işlemi şöyle rahat bir şekilde azlıyor zaten koniğinden dolayı. Şu an rahat azladığını gördüm. Devam ediyorum. Son form veriyorum şu an dişime. Bu şekilde. Zaten hissediyorum sonuna geldiğini, diğer dişle yaklaştığını kuvvet farkından. Yani karşı direnç olarak. Bu şekilde işlemi bitiriyorum.
Burada dikkat edeceğimiz şeylerden biri de şu. Malzemeyi ezmemeniz için mengeni gibi yerlerde tuttuğunuzda şu şekilde alüminyum çeneler kullandım. Eğer normalde çelik çene kullansaydım burada iz yapacaktı. Zarar gelmesini istemiyorsanız bu şekilde veya ayna dediğimiz 3 harfli aynada falan bunu tutmanız gerekiyor. Yani malzeme zarar vermeden bu şekilde işlemi bitirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.